Merhaba sevgili CRI Türk Türkiye izleyicileri, Çin'den ve dünyadan en son teknoloji gelişmeleriyle yeniden karşınızdayız. Huawei, Xiaomi ve Oppo'nun ardından Çinli bir akıllı telefon markası daha Türkiye'ye geliyor. Çin merkezli üretici Vivo, Türkiye'de ofis açarken gelecek hafta ilk modellerini tanıtacağını ve Eylül ayından itibaren de Türkiye'de satışa başlayacağını duyurdu. Oppo ile kardeş şirket konumundaki Vivo'nun da gelişiyle dünyanın en büyük ilk 6 akıllı telefon markası resmen Türkiye'de faaliyet gösterecek. Vivo'nun Türkiye'deki resmi duyurusu 26 Ağustos'ta düzenlenecek toplantıyla yapılacak. 2020 yılı ilk çeyrek verileri itibariyle %9'luk pazar payına sahip olan dünyanın 5. büyük telefon markası Vivo, bu yılın ikinci çeyreğinde yerini Oppo'ya kaptırarak 6. sıraya gerilemişti. Şirkete bakacak olursak 2019 yılında Shenwei tarafından kurulmuş olup BBK Elektroniğin yan kuruluşu olarak hizmetine devam ediyor. Akıllı telefonlar, akıllı telefon aksesuarları, yazılım ve çevrim içi hizmetler sunmaktadır. Şirketin merkezi ise Çin'in Dongguan şehrinde bulunuyor. Vivo 2015 yılının ilk çeyreğinde %2.7'lik küresel payı ile en büyük 10. akıllı telefon üreticilerinden biri haline geldi. Türkiye'de kullanıcıların en çok merak ettiği konu ise Vivo telefonların fiyatı. Şu anda Türkiye'de bazı satıcıların Vivo X50 Lite 122 GB'lık akıllı telefon modeline 3.599 lira ile satış bedeli sunduğu görülüyor. Ancak ilerleyen günlerde bu fiyatların kampanya ve vergi indirimleriyle ne kadar olacağı ise bilinmiyor. Geçtiğimiz aylarda cep telefonlarına getirilen ek vergilerin ardından resmi gazetede 200 dolar altı telefonlar için yeni vergilendirme sistemi duyurulmuştu. Birim fiyatı 200 dolar altı olan cep telefonları için gözetim uygulaması getirilmişti. 200 dolar altı cep telefonlarının vergileri kendi bedelinden değil, devletin belirlediği bedel üzerinden hesaplanıyordu. Geçtiğimiz Mart ayında akıllı telefon vergilerine getirilen %1'lik ek vergi dışında Ticaret Bakanlığı resmi olarak gözetim uygulamasını başlatmıştı. İthalat Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen gözetim belgesiyle yapılan ihracatlarda 6 aylık geçerlilik süresine sahip olacak gözetim belgesiyle gözetime tabi tutulan bir ürünün ithali idare tarafından belirlenen tutar üzerinden vergilendiriliyor. Geçtiğimiz Ocak ayında 1500 lira bandında olan Xiaomi marka fiyat performans telefonları bugün neredeyse 2500 liralık bir fiyat bedeliyle satılıyor. Bunun altındaki sebep ise 200 dolar altı tüm cihazların ithalatta Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği gözetim uygulamasından geçmesi. İlerleyen günlerde firmalar Ticaret Bakanlığı'na belirlenen bu belgeleri sunarsa fiyatlar tekrar aşağı düşebilir. Xiaomi 10. yıl dönümü etkinliklerinde birçok yeni ürününü tanıttı. Mi 10 Ultra modelinin yanı sıra ilk transparan televizyon olan Mi TV Lux kullanıcıların dikkatini çekti. Xiaomi düzenlediği etkinlikte şeffaf yapıdaki televizyonunun etkinlik sonrasında ön siparişi açılacağını duyurmuştu. Şirket verdiği sözü tutarak etkinlikten hemen sonra bu televizyonu satışa sundu. Televizyonun ilk satış stokları sadece 1 saniye içerisinde tükendi. Şirketin duyurduğu diğer ürünler arasında Mi 10 Ultra, Redmi K30 Ultra ve Mi TV Lux Transparent Edition vardı. Televizyon teknolojisinde bir devrim niteliği taşıyan Mi TV Lux Transparent Edition adından da anlaşılacağı üzere transparan bir yapıya sahip. Yani kullanıcı televizyon ekranının arka kısmında rahatlıkla görebiliyor. Aslında bakacak olursak bu tür televizyonlar daha önce de tasarlanmıştı ancak bu tarz bir özelliğe sahip olan televizyonu ilk kez seri üretime geçiren şirket ise Xiaomi oldu. Xiaomi'nin şeffaf yapıya sahip bu televizyonu 7100 dolar yaklaşık 52.000 TL artı vergiler gibi ciddi bir etiket fiyatına sahip. Ancak bu yüksek fiyat Xiaomi hayranlarının bir an bile düşündürmüş gibi görünmüyor. Çünkü 1 saniyede tükenen stoklar ileride de yeni müşterilerinin olacağını gösteriyor.
55 inç büyüklüğünde şeffaf bir OLED ekrana sahip 5.7 milim gibi ultra ince bir tasarıma sahip olan televizyon, DCI P3 renk gamının %93'ünü içeriyor ve kullanıcılara 1.7 milyara kadar renk sunuyor. Ayrıca televizyon sahip olduğu 120 Hz tazeleme oranıyla da kullanıcılarını etkiliyor. Tüketiciler şeffaf bir televizyonda yapay zeka deneyimini de yaşama imkanına kavuşmuş oldu. Stokları sadece bir saniyede tükenen televizyonun Çin dışında hangi ülkelere gideceği ise bilinmiyor. Ancak bu televizyonun Çinli tüketicileri şimdiden tatmin ettiği aşikar. Xiaomi'nin piyasaya çıkardığı bu yeni televizyonun ilerleyen günlerde sektörü nasıl yönlendireceği ise bilinmiyor. Çin'den ve dünyadan aktarabileceğimiz son teknoloji gelişmeleri bu hafta da sona erdi. Bir dahaki hafta görüşmek üzere, hoşça kalın.